Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Kanalınıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu bir arkadaşımızın ricası üzerine sunta kesme makinesinin tamiri hakkında olacaktır. Bu bizim hiç ilgilenmediğimiz bir konuydu ama arkadaşımızın ricasını kıramadık. Çalışmayan bir sunta kesme elde kullanılan makinesi var. Bu makinenin tamiri nasıl yapılır? Onu anlatacağız. Umuyorum beğeneceksiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sunta kesme makinamız var. Ona bakacağız. Önce bir deneyelim Mustafa abi. Tanıttık bir şeyimizi. Bastık, çalışmıyor. Bismillah deyip başlayalım. Önce kablosunu kontrol edelim. Biraz yardımını alacağım Mustafa abi. Nasıl bir yardım? Ya bu makineyi tutarsan böyle. Tamam. Kendi makinemi açayım. Kablomuzu, makinemizi dıt konumuna aldık. Sonra çalışıyor. Şimdi öbürüne bakalım. Kablomuzda bir sıkıntı yok. Şimdi de bir kontrol edelim geçiriyor mu. Dediğimizde geçiriyor. Motorunu sökeceğiz abi. Çıkaralım. İstersen önce bir kömürlerine bakalım mı? Bakalım abi. Üst kapağı açalım, oradan kömürlerine bir bakalım. Evet, bu kömür muhafaza kapağı. Kömürleri bittiği zaman buradan değiştirebiliriz. Yalnız şurada bir şey hatırlatalım mı? Biraz. Şu kömür muhafaza kapağının şu çıkıntıları kömür yuvalarını sabitliyor. Sabitliyor. Sabitlenmesini engelliyor. Yukarı pırtmasını. Evet, arızamızda bulduk abi bu arada. Bakalım abi. Kömürümüzün biri yok. Ondan olabilir. Başka arızası yoksa eğer. Evet. O da içine düşmüş. İçinde gözüküyor abi şurada da. Nasıl düşer peki? Ha, bunlar demek ki açtılar. Yani takamamışlardır. Büyük bir ihtimalle. Çünkü çıkacak gibi bir şey değil abicim. Doğru, açtı bir tanesi. Birinci bir bulduğumuz arıza şey var, kömürü düşmüş. Hı. Başka bir şey var mı, ona bakalım. Sarımda falan bir şey var mı? Yok. Sarımda var mı? Yok. Gibi bir çizilme falan yok. Kömürümüz de geldi. Kömür oraya düşmüş. Bunu açmış, biri oynamış. Takamamışlar yani, ya da becerememişler. Ama kaliteli bir malzeme olduğu belli. Tabii. Kaliteli sarımından da. Sarımından da böyle kaliteli. Kaliteli bir makine. Şu zaten profesyonel. 1200 devir herhalde değil mi? Evet. Böyle okumuştum.
1200 watt devir demişim, özür dilerim. 5000 küsur devir, 1200 watt. Evet. Evet, profesyonel bir makine, güzel bir makine. Sarımı falan çok güzel. Evet. Ha, görünüşteki arıza çok basit. Bir kömürü takalım, bir evet. deneyelim istersen. Tamam abi, şimdi. Evet, bu çemberin etrafına geçen aletin bir özelliği daha soğutma. Var. Bir görevi daha var. Hem soğutma fanı olarak görev yapıyor, hem de kablonun makineye sürtünmesine gelerek ömrünü uzatıyor. Kabloyu korumuş oluyor. Koruması yapıyor. Onu. Evet, şurada. Evet. Şu dıştan dış bahsediyorum. Koruması, evet. Ve şimdi eli buraya tutunca yanlış anlamasınlar diye özellikle söylüyorum. Ben şu muhafazadan bahsediyorum. Ondan bahsediyorum. O zaman bir takalım. Ya bir takalım, bir bakalım istersen. Görünüşte kolektör sağlam ve kolektör yuvası da sağlam. Herhalde büyük bir ihtimalle bu kömürdendir. Aslında basit bir arıza. Evet. Eğer buysa. Şimdi ama takamamışlar. Taze kömürümüz olsa zaten takmaya çalışmışlar, kırmışlar. Hmm. Da denemek için biz takalım. Yeni kömür alıp değiştirelim bunu. Çalıştığını görelim de. Kolektörde arıza olmuş olsaydı kolektörü değiştirecektik. Yine tamiri yapılmış olacaktı. Ama kolektör görünüşte sağlam. Kömürle deneyelim. İstersen bir üst muhafazayı da takalım. Bir deneyelim. Bunu takmadan olmaz. Ha, zaten o takmadan olmaz. Çünkü kömürler yerinden fırladığı zaman bu sefer daha başka arızalar verebilir. Abi ben fişi takıyorum, yalnız burada yardımını isteyeceğim. Tetiğe basacaksın abi. Çok uzun basma, çalıştığını görelim çalışırsa. Siz tabi böyle denerken muhakkak sıkı tutulması lazım böyle şeyler. Bismillah. Basıyorum. Bas abi. Kömür tamam, takınca çalıştı. Tamam. Bir son tamam. kontrol yapıp montajını yapalım istersen. Tamam. Şimdi bunu takıyorum da montajdan sonra göstereyim ne işe yaradığını. Tamam. Şuralara iyice bakalım. Otursun yuvasına. Sabitleme. Çapraz. Çapraz sıkmanın her zaman avantajı var. Tabii. Özellikle geçen günde söylemiştik ya, kablolara çok itina göstereceğiz abi. Kablo yuvalarını onlar oturtalım ki montaj esnasında diğer kapak onu kesmesin, zedelemesin. Evet.
bir son kontrolümüzü yapalım abicim. Buraya gelmişken şunun da ne işe yaradığını anlatalım istersen. Bir saniye lütfen. Şimdi işimiz bitti, çalıştırdık, denemesini falan yaptık. Buradaki bu batarya, bunun kitlemesi. Bunu kilitlediğin zaman bu dönmüyor. Evet, o dönmediği zaman şu vidayı vidayı rahatlıkla söküp çıkartabiliyoruz. Aparatlarını bu bıçakları takabiliyoruz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum ki faydalı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bizlere esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.